Ankara'ya dönelim mi? Şu Ankara görüntüsünü getirsene. Blinken'ın Ankara'ya gelişi. Ne vardı? Blinken'ın gitarı mı var? Ne alaka ya? Göstersene bir bakayım. Evet, gitar çalıyor. Ya bu bir Amerikan Dışişleri Bakanı mı bu? Evet. Yunus aynı zamanda gitarist mi o adam nedir? Geceleri Gitar çalıyor ben mu ya? bunu tarafsız Gitarist bölgede olmasına mi gerek yok. söylemiştim geçen hafta? Gece görüşünde mi? Anlatmıştım. Blinken hani biraz daha naiftir. Bana söylemedin abi Gitarını sen. çalar, şarkısını söyler. Hiç Ozan anlamadım. yani ya salı ya perşembe hani böyle biri. Hani çünkü Ha şundan evet. konuşuyorduk biz. Blinken biraz düşük profilli mi? Siyasetçi profili var mı gibi deyince. Hani gitarını çalar, bas gitarını, ondan sonra Akdeniz şarkısını söyler. akşamlarını mı Bunu da söylüyor? diplomatları... Güzel de fena değil yani yetenekli. Tamam da ben müzik Virginia aleti akşamları. bizde öyle değil midir abi? Gitarını Kesinlikle. çalan ilk söylediği şarkı Kesinlikle. Antalya'da gece kumsalda ateş yanar Ateş eline yakar gitarı alır etrafında. Akdeniz Ama akşamları. gitar çalmak düşük profil Hunter. anlamına gelmez ki. Ben de piyano çalıyorum. Düşük profil mi oluyorum? Ben de onu söyleyecektim. Ha, Yunus Yunus düşük düşük profil mi profil diye mi demedi? gitarı söylüyorsun? Şundan dolayı. Gitar Şimdi yüksek onu profil açıklığa yapar kavuşturalım abi. biraz. Yani Yalnız şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan beklediğiniz şu, işte dünya yangın yeri, sizi savaş çıkmış, bunu çöz diye Biden gönderiyor. Mekik dokuyorsun o bölgeler arasında. İşte çelik yelek takmak zorundasın. Bağdat'ta ölecek misin, ölmeyecek misin? Kelle koltukta geziyorsun ama hani bir ABD Dışişleri Bakanı almış eline sazı, hani tıngırdatıyor Dışişleri Ama Bakanlığı'nda. Yunus Hani çok o profile uymuyor diye. ya bunu boş zamanlarında henüz ortada bir şey yokken adam alıp sazını tıngırdatamaz mı yani? Normal bir zaman Ne yani. yapsın? Piyano Ama mu bunu çalsın Dışişleri Yunus? Bakanlığı'nda akşam bir resepsiyonda yaptı. Yani İsrail çağırdı Savaşı, konukları Gazze Dışişleri Savaşı Bakanı. var mıydı bunu çalarken? Hayır canım yoktu ondan önce. O zaman Ama çalabilir olay ya. şu Ne hani var? Abi çalabilir. piyano Mesela bir çalması gerekiyor. Clinton Blinken şeyi yok ya. Clinton çok farklıydı mesela. Senatörlük yaptı. First Lady olarak ciddi politikalara imza Tamam da attı. Mesela çok daha yüksek profil ve burada yüksek bir hırslı bir bence kadındı. bir kavram Bu şeyi farklı. var. Yunus Bey'in fikirlerine hep itibar ederim. Fakat bir müzik aleti çalmak herhangi biri için düşük profil olmaz. Aksine. Dedi piyano çalan adam. Yani bizim beklediğimiz sert, şahin, işte politika yöneten, acımasız onu da biri değil. yapabilir Yani ama müzik aletinde kariyerinde çalabilir yani. abi ona Obama bakarsan ekibinde de çalışmıştı. Hani öyle çok bir siyasetçi Hitler'de profil yok yani. klasik müzik dinlemez miydi? Bir tane adamları var Evet, onların. Neydi evet. adı? Sen bilirsin abi. Şey, İsmet Paşa violonsel çalıyordu mesela. Hayır ya Yok yok. İsmet Paşa'yı niye Karlof. karıştırıyorsun? Karlof hayranıydı. Hayır ya. Yok yok. Diyanet İşleri Başkanı Hitler'in Ali Erbaş çok hayır güzel canım. ut çalıyor. Şey çalıyor. Yaylı çazlar çalıyor. İbrahim Kalın'da bağlama İbrahim çalıyor. Kalın. İbrahim Kalın bağlama çalıyor. Yani Allah. müzik aleti çalmak bir makamı düşük profil haline Tabii getirmez yani. ayrıcalıklı hale Bilakis getir. bence takviye eder. Ama Hayır Hakan abi piyano çalsaydı ben... olay son bir açıklığa kavuşturayım bırakayım ondan sonra bu gitar olayını. demezdi. Cevap hakkını Blinken'e hep kullan. söyleniyor. Mesela biz Onur'la geçen gün şunu da yapmıştık işte 16 derece eğiliyor Lübnan'da ya da işte bazı yerlerde bir Amerikan Dışişleri Bakanı gibi hani şahin bölgeyi yöneten, savaşları başlatıp bitiren bir profil değil. Hani daha ayakları yere basan, işte o görüntü de gel, ayakları yere basan, Ha gitarını bu çalan, daha şeyler değil mi bu? sıcakkanlı biri. Bu İşte bak o Yunus Kiev'de. anlattığın görüntü. Kiev'de. Kiev'de. Evet, Kiev'de. Ha Zelenski'ye Sirenler bak. çalarken. Zelenski de ama itibar kaybetti ha sonra. Vallahi. Evet. Bir Ben dönem ilk çıktığında kahraman falan diyorduk bu Zelenski adama ya. tişörtleri bile vardı. Şimdi Evet kimse o abi tişörtü ben giymek yeşil tişört istemiyor. aldım abi bunun Kimse için. giymek istemiyor Şu an şimdi evet evde şu anda hiç. Siz onları bize verin. Kaldırdım Çok yani evde. çok çok yani. Peki Ankara'ya gelelim. Şimdi Blinken'ın Ankara'ya gelişi aslında çok enteresan olmuş. Yani bunun öncesinde o haritada Onur çok aslında güzel bir harita çıkartmışsın. Yani o harita üzerinden bir daha bir yolculuğu verelim yani. Bu adam gerçekten Ankara'ya çok acayip bir trafikle geliyor. Abi sen anlatsana bana çok karmaşık geliyor. Vallahi bak Tamam. şaka yapmıyorum yani. Tamam. Şimdi Kıbrıs'a bir tane uçakla gidiyor. Sonra uçağı değiştiriyor. Askeri uçakla Bağdat'a gidiyor tek başına. Yani daha doğrusu askeri protokolle.
mahiyeti gazeteciler ve kendi bakanlık ekibi de Girit'e gidiyor o sivil bakanlık uçağıyla. Sonra bu uçak Ankara'ya aynı ekibi getiriyor ama içinde bakan yok. Bakan buradan askeri uçakla Bağdat üzerinden Ankara'ya geliyor. Bunu niye yapıyorlar? Demin sordum. Dedim ki bu bir güvenlik protokolü mü? Yoksa bir mesaj mı birilerine? Şaşırtmaca dedi. Ya bu tam. Ha yani bir diğer tarafı her ikisi de olabilir gibi bir şey söylüyorlar. Yunus şaşırtmaca mı yoksa ne mesaj olacak mesajsa? Şundan dolayı bir şaşırtma gibi yorumladık. Bir sebebini açıklayayım. Şimdi Blinken'ın uçağı Güney Kıbrıs'a gitti. Bu zaten bilinmiyordu, duyurulmamıştı. Tamam. Sonra Güney Kıbrıs'tan kalkıp Girit'e gitti. O da tamam. Biz de dedik yani bir stop yapıp Yunan toprağına geçmesi gerekiyor. Türkiye Güney Kıbrıs'ı tanımadığı için derken işte aradan bir iki saat geçti. Sonra bir açıklama yayınlandı Blinken'ın suratıyla. Nerede? Bağdat'ta çıktı. Amerikan medyası da son dakika geçti bunu. Blinken'ın beklenmeyen Bağdat ziyareti diye. Yani bilinmediği için bir uçak oraya giderken diğer C-17'de Bağdat'a gidiyor. Güvenlik de olabilir ama burada bildirilmediği, duyurulmadığı, herkesten gizli tutulduğu net. Peki bunu şaşırtmaca mı diyorlar buna Amerikan basını? Ben öyle bir şey okumadım. Ancak burada güvenlik sebebiyle bir hedef şaşırtma var mı? Hani güvenlik uzmanı olarak Abdullah Bey daha iyi açıklar bunu ama bunun gizli tutulması, rotanın İsrail, Ürdün üzerinden olması, Bağdat'a askeri uçakla gidilmesi, orada bir çelik yelek takılması, yani belli ki bir orada gündem yaratılmış yani Dışişleri Bakanlığı. Biz bu ziyareti yapacağız askeri uçakla, çelik yelekle. Şaşırtmaca mı bu? Şimdi bir gizlilik olduğu kesin. Bir diğer tarafıyla Güney Kıbrıs'a inip Güney Kıbrıs'tan bir asker uçakla Bağdat'a gitmesi Bağdat'la ilişkileri germez. Çünkü İsrail'den gelmiş olsaydı direkt bu Irak'a gelebilir. Çünkü Irak'ta İsrail'le işbirliği yapmak bile çok büyük bir suç. Yani insanlar idam falan ediyorlar İsrail'le iltisak kurdukları zaman. Hayır, suçu mu? Şöyle doğrudan Tel Aviv'den doğrudan Irak'a, Bağdat'a geçseydi sorun olurdu diyor. Irak için sorun olurdu. Irak merkezi hükümeti için sorun olurdu. Irak kamuoyundan bu büyük tepki. Tabii. Irak merkezi hükümeti. O yüzden mi gidiyor Kıbrıs'a? Kıbrıs'a yani gidiyor. Bizim hassasiyetimizi de göz önünde bulundurarak Güney Kıbrıs'ın kesim üzerinden gelmiyor bize. Bir şekilde gemi şeyle Girit'e gidiyor diğer diplomatik heyet kendi uçağı. Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin hassasiyetlerini göz önünde bulunduruyor. Olay bu, evet. Güzel izah ettin. Bunu o zaman Türkiye'ye de herkesin kalbini yapmış oluyor. Bir anlatsana abi biz şimdi. Şimdi benim anlatım. Ben de çözdüm o Abdullah Bey'in anlatımından. Abdullah Bey gayet ben anladım, güzel de anlattı bence. Ne diyorsun Onur? Duyamıyorum. Evet. Diyor ki şimdi bir kere diyor İsrail'den direkt Irak'a gitseydi sıkıntı olacaktı. Ama diyor bir askeri uçakla bir başka yani Kıbrıs'tan diyor gitmiş oluyor Bağdat'a diyor. İsrail'den gitmiş olmuyor diyor. İsrail'den önce Kıbrıs'a gidiyor ya. Dolayısıyla Irak'ta bu konuyu aşmış oluyor. Irak'ın gönlünü yapmış oluyor. Ya bir dakika. Prosedür açtı. Abdullah Bey bu sembol bu kadar önemli mi? Yani adam doğrudan adam asıyorlar diyor Irak'ta. Hayır, İsrail'den gelmiyor. İsrail'den Kıbrıs'a gidip oradan geliyor. Yani bu meseleyi çözüyor mu yani Irak kamuoyunda? Ha direkt İsrail'den gelmedi. Kıbrıs'tan geldi. O zaman tamam mı diyorlar yani insanlar? Yani Irak tarafı İsrail konusunda çok hassas. Hatta ya abi yarım saat önce de İsrail'deydi adam. Hani oradan gelmiş gibi. Ama işte var. Oradan gelmiyor şimdi. Güney Kıbrıs'ın kesiminden yani gelmiş. Kıbrıs'tan gelmiş. Kıbrıs'tan gelmiş. O bilinçli yani bir tercih. İsrail'den gelmemiş. Bu sembolik anlamın da bir anlamı önemli, vardır. Evet. Irak'ın hassasiyetlerini göz önünde bulunduruyor. Irak'a saygı gösteriyor. Mesaj veriyor. İsrail'den gelseydi belki Bağdat havalarına inemezdi. A kind of saygı diyorsun. İnemez. Peki abi devam edelim. Kind of evet. Bir çeşit. Sonra Türkiye'ye de Yunanistan'dan gelmiş olmuyor, Girit'ten gelmiş olmuyor, Bağdat'tan gelmiş oluyor. Ha, zaten orayı çözmüş oluyor. Tabii. Yani burada iki gönül yapılmış. Bunu bence oturmuş çalışmışlar bunlar. Tabii ya. Bayağı bir çalışmış bu yani. Şey etmiş, evet. Yunus ne diyorsun? Bayağı çalışmışlar gibi görünüyor bu. Orada Güney Kıbrıs'tan Girit'e, Girit'ten Ankara'ya gidilmesi net olarak orada hassasiyete, bir diplomatik kriz çıkarmamaya önem gösterilmiş. O kesinlikle doğru. Çünkü bizim de aklımızda Blinken'ın Bağdat ziyaretini bilmediğimiz için hatta Güney Kıbrıs'ı da bilmiyorduk. Güney Kıbrıs'a indiği ve orada olduğu görülünce bir sonraki durak Ankara görülüyordu. Şimdi benim de kafamda oluştu ya bunlar diplomatik kriz mi çıkarıyor, mesaj mı veriyor? Yani direkt Kıbrıs'tan gelseydi değil mi diplomatik kriz olurdu? Evet.
Yani nezaket gösterip, yani nezaket diyebilirsek buna, Güney Kıbrıs'tan Girit'e, Girit Yunan toprağı olduğu için Yunan hava sahasından Türk hava sahasına geçmiş oluyorlar. Ona da dikkat etmişler. O doğru. A kind of. Bayağı çalışmışlar ama bence. Ne diyorsun Yunus? Yani ya buna dikkat eden biri var. Hani kimse şey dememiş. Ya ne olacak? Larnaka'dan Esenboğa'ya uçsak ne olacak dememiş. Evet. Yunus, Biden bir konuşma yapıyormuş. Belki bu Gazze, Mazze falan bir mesaj verir. Memleketinde tren hakkında, işte altyapı, üst yapı hakkında konuşuyor. Bir 30 saniye dinleyebilir miyiz ya? Hale getirecek çalışmalar yapacağımı söyledim. Onlarla çalışacağımı söyledim. Build our highways and bridges and rail and the whole all our infrastructure. By the way, it's a tight little law. It's about $1.2 trillion, you know, with all having said and done. The point is, how can you be the leading country in the world and have a second-rate infrastructure? Second-rate infrastructure. It's not possible. It includes the largest investment in passenger rail since Amtrak was created 50 years ago. $66 billion buraya, evimize geri döndürüldü. Bu da buranın gördüğü en büyük yatırımlardan biri olarak tarihe geçti. 1850 yılından beri. Trenler elektrikle çalışıyor ve bu trenler %82 daha az sera gazı salımı yapıyor. Ve Delaware'de senatörle birlikte treni kullandık. 36 yıl boyunca her gün bu treni kullandım. Başkan yardımcısıyken de kullandım ben bu treni. Elektrikli tren açılışı yapıyor. Konduktörler, mühendisler benim ailem oldu. Bu bir şaka değil. Her sene konduktörler ve mühendislerle bir araya geldim. New York'tan, Washington'dan. Senatörken sürekli trenle gidip geldiği için ve çok işlerinde hiç aksatmadan bunu yaptığı için çok o yönüyle bilinen birisi. O açıdan yani, siyasi Blinken'in siyasi lakabı da var. Yeri var. Amtrak Joe. Evet. Biraz anlatır mısın yani sonra? Şundan dolayı oluyor. Şimdi evet. Bir kaza sırasında eşini ve çocuğunu kaybettiği için geride kalan çocukları Delaware'de, memleketinde, Washington'da da gidip gelmesi gerekiyor senatör olarak. Delaware buraya çok yakın bir eyalet. Ondan dolayı her hafta sonu, hatta her gün gidip geldiği için işi bittiğinde trenle. Adı Amtrak Joe olarak kaldı. Evet. Yani bizde mesela TCDD Joe gibi. Yani lakabı o kaldı. Sürekli tren kullanan biriydi çocukları için. Yani bir anlamı da var böyle. Neyse. Evet. Ya bir dakika. Hakan Bayrakçı. Enstrüman kullanmak neydi? Bir lideri, bir siyasetçiyi, bir bakanı düşük profilli yapmaz. Dedim, evet. Getir, evet. Getir onur görüntüyü Yunus Paksoy, bakalım ne diyecek buna. Al Yunus, adam al, koca al, Amerikan al, başkanı. Al Bill Clinton, al. Buyur. İşte düşük profilli bir Amerikan başkanı değildi. Gayet de ağır, oturaklı falan bir Amerikan başkanı. Yani orada şimdi şuna geldi. Hani Blinken gitar çaldı, o düşürdü diye. O değildi. Daha çok geniş kapsamında şöyle söylemiştik. Hani Blinken'ın bu bölgede yeteri kadar bir ağırlık, hani özgül ağırlık koyabilip koyamadığı. Geçtiğimiz günlerde fotoğraflar servis edildi. İşte uçakta oturuyor, çok üzülmüş bir şekilde ya da işte yani sıkıntılı bir şekilde. Lübnan Başbakanı'na eğiliyor. Mısır'da Sisi'ye gitti. Sisi buna laf soktu. Ondan sonra yani bu şekilde bölgede yeteri kadar ağırlığını koyabiliyor mu, koyamıyor mu? Yani bir siyasetçi edasıyla mı takılıyor yoksa bir kariyer memuru gibi mi takılıyor diye konuşurken aynı zamanda bu da gündeme gelmişti. Dışişleri Bakanlığı'nda işte konser verip gitar çalıp şarkı söyleyince iç kamuoyunda eleştiriler gelmişti Cumhuriyetçi kanatta. Sebebi de şu, hani bakın bizim Dışişleri Bakanımıza, yani işini yapacağına işte konser veriyor Dışişleri Bakanlığı'nda diye. Yani Blinken o konuda eleştirilmişti. Blinken Obama ekibinde de çalışmıştı ulusal güvenlik yardımcısı olarak.
danışman yardımcısı olarak. Hani bir kariyer memuru olarak görmek daha mantıklı olur. Onu çekemiyorlar ya. Mesela Jeff Flake, şu an gelen görüntüde Jeff Flake Blinken'dan çok daha büyük siyasetçi mesela. Sadece büyük siyaset elçi. Açısından bakarsanız. Ankara'daki büyük elçi. Evet, büyük elçi. O zaman Jeff çok Flake. Önemli bir adamlarını yapmış, Ankara'ya. Başkanlık için adı geçmiş. Çok önemli bir adamlarını Ankara'ya yollamışlar yani. Ankara'daki büyük elçi çok önemli. O kariyer memurundan dışlarına geldiği için o siyaset lobisi çekemiyor adamı ya. Kariyer memurlarından gelmiyor ki. Blinken kariyer memurluğundan geliyor ya. Okay, tamam.